Selam kızlar. Bugün size gül çıt çıt toka yapımını anlatacağım. Bilmeyenler için. 1,60 tığım var. Bir tane makasım var. Şöyle 6 santimlik bir çıt çıt toka üzerine çalışacağım. Önce çıt çıtı öreceğim. Ekru renk bir ipim var. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Sonra biraz uzatıp çıtçatımı alıyorum. Şuradaki delikten, tokanız farklı olabilir. Şuradan da başlayabilirsiniz siz. Ben şuradaki delikten batıp bu ipi yukarı çıkartıyorum. Ve ipi buraya sabitliyorum. Sonra bir tane zincir çekip şu ipi de buradan tutalım. Sık iğneler yapacağız, içinde yürüteceğiz. Tokanın burasından batarak sık iğneler yapmaya başlıyorum. Şöyle yavaş göstereyim. Bu şekilde ipi de içinde yürüterek sık iğneler yapacağım. Şuradan batıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm tokamızı sık iğnelerle kaplayacağız. Bu ipi buradan kesebilirim artık. Bu dönme yerini kızlar biraz fazla örelim. Yani sık örelim ki toka gözükmesin. Şöyle. Kaç adet ördüğümü bu arada saymadım. Tokanızın büyüklüğüne göre değişir. Benimki 6 santim. Şurayı kapatacak şekilde. Şöyle. Kapıyorum. Buradaki sık iğneleri şöyle sıkıştırıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi buradaki deliğe batıp buraya da bir tane sık iğne yapıyorum kızlar. Şöyle. Hatta tekrar batıyorum. Şöyle bir tane daha yapıyorum ki buraya gülü yapıştırırken örgünün üstüne denk gelsin ve sıkı tutsun birbirlerine. Bir zincir çekip ipimi bu kadar kızlar. Toka. Şimdi gülümüzü yapalım. Pembe renk bir ip aldım. Az önceki gibi böyle ipimi düğüm yapıyorum kızlar. Şimdi 40 tane zincir çekeceğim. Tane zincirimi çektim. Şimdi İpimi tığa doladım kızlar. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve bir tane çakma trabzan yapıyorum buraya. İpimi tekrar tığa doluyorum. Bir sonraki zincire batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 kere de çekiyorum. Bir daha ipimi tığa doladım ve aynı zincirin içine bir kere daha yapıyorum ikili trabzan. İki tane daha yapacağım ve dört tane yapmış olacağım. Aynı zincirin içine üçüncü kez ikili trabzanı yaptım. Ve son dördüncü kez aynı zincirin içine ikili trabzan yaptım. İpimi tığa doladım. Bir sonraki zincire çakma trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki zincire de kapatma yapıyorum kızlar. Bu gülümüzün ilk yaprağı. Şimdi bundan iki tane daha yapacağım. Üç tane olacak. İpimi tığa doladım.
Bir sonraki zincirin içine battım ve çakma trabzan yaptım. İpimi sağa doladım. Sonraki zincire batıyorum ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 kızlar. İpimi sağa doladım. Sonraki zincire battım ve çakma trabzan yaptım. Bir sonraki zincire de kapama yaptım. İkinci yaprağımızı da yaptık. İpimi sağa doluyorum. Üçüncüyü yapalım hemen. Bir sonraki zincire batıyorum. Çakma trabzan. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Üçüncüsü ve dördüncüsü. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire batıyorum ve çakma trabzan yapıyorum. Sonraki zincire de kapatmam yapıyorum. Bundan 3 tane yaptık. Şimdi ortasına 4 değil 5 tane ikili trabzan yaptığımız 3 yaprak yapacağız. Hemen başlayalım. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire battım. Çakma trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki zincirin içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer 5 tane yapacağım. Şu 2 3 4 ve son 5.'yi yapıyorum aynı zincire. Bir sonraki zincire de çakma trabzan yapıyorum. Sonraki zincire de kapatma yapıyorum kızlar. Bundan da 2 tane daha yapacağız. Bu da 3 tane olacak. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Çakma trabzan yaptım. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. 3 ve 4. Son 5. kızlar. İpimi dolayıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum ve çakma trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire de kapatma yapıyorum. 2 oldu. Aynısından bir tane daha yapalım. İpi doladım. Bir sonraki zincire çakma trabzan yaptım. İpi doladım. Bir sonraki zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı zincirin içine 2 aynı zincirin içine devam. Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire battım ve çakma trabzan yaptım. Bir sonraki zincire de batıp kapatma yaptım. Şimdi 3 bu. 3 de bu oldu. 3 tane daha yapacağız. Bunların da ortasına 6 tane ikili trabzan yapacağız kızlar. Hemen başlayalım. İpi doladım. Bir sonraki zincirin içine battım. Çakma trabzan. Bir sonraki zincirin içine ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Birincisi, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir sonraki zincirin içine çakma trabzanı yapalım. Sonraki zincire de kapatma yapıyoruz. Bundan 2 tane daha yapalım kızlar. İpi sağa doladım. Bir sonraki zincire battım. Çakma trabzan yaptım. İpi sağa doladım. Sonraki zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı zincirin içine devam. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimi doladım. Sonraki zincire battım. Çakma trabzan yaptım.
Bir sonraki zincire battım. Kapamamı yaptım. 2 oldu. Bir tane daha bundan yapalım ve bitirelim kızlar. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire battım. Çakma trabzanımı yaptım. İpimi sağa doladım. Sonraki zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve sonuncusu 6. İpimi sağa doladım. Bir sonraki zincire battım. Çakma trabzan yaptım. Bir sonraki zincire de batıyorum. Kapamamı yapıp bir zincir çekip bitiriyorum. Külümüz bu şekilde. Şimdi saralım. İlk başladığımız yerden saralım. Ben biraz sık sarıyorum. Yaptıklarımdan görmüşsünüzdür. Bu şekilde kızlar. Yapıştırınca daha güzel duracak. Şimdi yaprağımıza geçelim. Mint yeşili bir ipim var. Pembe renkle bunu yakıştırıyorum. O yüzden bu mint yeşilinden yaprak yapacağım. Şöyle düğüm yapıyorum kızlar. 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok bol olmasın zincirler. Hemen son değil onun yanındakine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum kızlar. İpi sağa doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Çakma trabzan. İpi doladım. Sonraki zincire ikili trabzan. Sonraki zincire üçlü trabzan. Sonraki zincire ikili trabzan. Sonraki zincire çakma trabzan. Bir sonraki zincire sık iğne. En son zincire de kapatma. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. Az önce kapama yaptığım zincirin içine tekrar kapatma yapıyorum. Şu ipi de içeride yürütelim. Bir sonraki zincire batıp sık iğne. Aynılarını karşılarına yapacağız yaprak şimdi. Yaprağın. İpimi doladım. Sonraki zincire çakma. İpimi doladım. Bir sonraki zincire ikili trabzan. İpimi doladım. Sonraki zincire üçlü trabzan. Artık şunu bırakabilirim. İpimi doladım. Bir sonraki zincire ikili trabzan. İpimi doladım. Sonraki zincire battım. Çakma trabzan. İpimi dolamadan son zincire sık iğne. İlk başlarken yaptığım sık iğneye batıyorum üstüne. Şöyle kapama yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bitiriyorum yaprağı. Bu şekilde yaprağı yürüttüğümüz ipi keselim. Bu ipi de şuradan geçirelim. Bunu da keselim. Zaten şurasını tokanın üstüne yapıştıracağımız için sökülmez kızlar. Hemen bir tane daha yapalım aynısından. İpimi şöyle düğüm ediyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Çok gevşek olmasınlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen sonuncu değil bir yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne. İpi doladım. Bir sonrakine çakma trabzan. İpi doladım. Bir sonrakine ikili trabzan. İpi doladım. Bir sonrakine üçlü trabzan. İpi doladım. Bir sonrakine ikili trabzan. İpimi doladım. Bir sonrakine çakma trabzan.
İpimi dolamadan sonrakine sık iğne, en son zincire de kapatma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar kapama yapıyorum aynı zincirin içine. Bir sonraki zincire geçiyorum. Sık iğne. Aynılarını karşılarına yapacağız yani. İpi de içeride yürütelim. İpimi doladım. Sonraki zincirin içine çakma trabzan. İpimi doladım. Bir sonraki zincirin içine ikili trabzan. İpimi doladım. Sonraki zincirin içine üçlü trabzan. İpim gelmedi. İpimi doladım. Sonraki zincirin içine ikili trabzan. İpimi doladım. Sonraki zincire battım. Çakma trabzan. İpimi dolamadan son zincire de sık iğne yaptım. İlk başlarken yaptığım sık iğnenin üzerinden batıp kapatma yapıyorum. Ve bir zincir çekip bitiriyorum. Keselim kızlar. Silikon tabancamı açmamışım. Şimdi açtım. Keselim. Şu ipi de yürütelim. Bu ipi de keselim şuradan. Dediğim gibi burayı yapıştıracağım için sökülmez kızlar. Gülün altında kalacak. Şurayı dışarı vereceğim. Şimdi şu ipi şuradan alalım. Şöyle keselim. Gülün de iplerini keselim. Gülümü sarayım. Evet kızlar, silikon tabancam ısındı. Ben önce şu şekilde yaprakları birbirine yapıştırıyorum. Sonra şuraya yaprakları yapıştırdım. Şimdi gülü yapıştırıyorum. Ortasına da sıkacağım kızlar açıp. Burası çıkıyor gördüğünüz gibi. Şuraya da sürüyorum. Ve gülümün ortasını da yapıştırıyorum. İyice bastıralım yapışsın. Bu şekilde. Herkese iyi günler.